Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Sözlerimin hemen başında her birinizin kaybettiğiniz sizin evlatlarınız ama aslında hepimizin, bütün milletin evlatı olan yüce şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları âli olsun, makamları cennet olsun. Allah sizleri ve bizleri hepimizi cennette onlarla birlikte, şehitlerle, sadıklarla, sıddıklarla birlikte cem eylesin diyerek dua ve niyaz ediyoruz. Bu güzel Ramazan akşamında bizlerle birlikte bu sofrayı şenlendirdiğiniz için, bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan'ın 8. iftarını açtık. İnşallah ömrü olana Ramazan bayramı gelir ve hepimizin de en güzel şekilde Ramazan bayramına ulaşmamızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim bugün 18 Mart. Sabahleyin Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Çanakkale'de Çanakkale Şehitliği'ndeki 18 Mart Şehitler ve Deniz Zafer Günü'nü idrak ettik, kutladık. Bir kere daha o tarihin en güzel, en görkemli sayfalarından birisi olan Çanakkale Destanını bir kere daha hissettik, o maneviyatı bir kez daha hissettik. Şehitlerimize ve bize bu vatanı vatan olarak bırakan, ebedi yurt olarak bırakan bütün şehidai, gazileri minnetle, şükranla yad ettik. Burada 18 Mart akşamında da yine sizlerle birlikte bir aradayız. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki aradan bir asır geçmiş olmasına rağmen ne bu milletin karşısında olanların ne de bu milletin ruh hali değişmemiştir. Bu milletin karşısında olanlar bir asır evvel Osmanlı Cihan Devleti'nin yıkıntılarını iyice ortadan kaldırıp Anadolu'yu işgal etmek, ülkemize tamamıyla emperyalist emelleriyle hakim olmak için yedi düveli getirerek Çanakkale'ye yığdılar. Akif'in söylediği kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela, hani tağuta da zuldür bu rezil istila dediği o Çanakkale'den başlayarak Marmara'ya eğer gelebilselerdi, Çanakkale'yi geçebilselerdi, Marmara'ya ve İstanbul'a gelip bütün Anadolu'yu işgal etme hevesindeki emperyalistlerin inanın bugün de niyetleri, hedefleri hiçbir şekilde değişmemiştir. Cün Çanakkale'de ecdadımızın sıradalar gibi durarak şehit olduğu Çanakkale Geçilmez Destanı'nı yazmasının arkasındaki ruh haline sahip olan milletimiz de, aynı dirayetle aynı bilinçle durmaktadır. Emperyalistlerin bu ülkeye ait emelleri hiç değişmediği gibi bu milletin milli hasletleri de Allah'a çok şükür gayet canlı bir şekilde yerinde durmaktadır. Dün orada geçit vermeyenlerin torunları bugün de sınır içinde, sınır dışında Türkiye'ye karşı hain pusular kuran, hain emeller taşıyanlar ve arkasında yine emperyalist güçlerde büyütülerek, beslenerek, silah verilerek, güçlendirilerek ortalığa sallanlar ve Türkiye'yi bir şekilde ayaklarından çekmek ve bir Türkiye'yi durdurmak için teröre bir şekilde alet olanlar onlara karşı da milletimizin evlatları direnmektedir. Ve burada her birinizin çok büyük acıları var. Ben de çok şehit cenazesine katıldım. Çok şehit taziyesinde bulundum. Ama her ziyaret ettiğimiz yerde, her acılı hele hele daha naaşı ortadayken bayrağımıza sarılı tabutu ortadayken anaların babaların ağzından bir kere bile isyan sesi sözü, sözü duymadım. Evet yürekleri kan ağlıyordu. Gözlerinde yaşlar vardı hiç şüphesiz. Bu insani bir durumdur ama hepsi vatan sağ olsun diyordu. Böylesine dirayetli bir millet Allah'a çok şükür hepimiz bu milletin ferdi olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz, büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Şehitlerimize bir kere daha rahmet diliyorum. Allah şehitlerimizin açmış olduğu bu kutlu yolda bu millete istiklalini ve istikbalini hiç kaybetmeksizin kıyamete kadar bu toprakları Türklerin yurdu olarak sahip olmayı nasip etsin diyor. Değerli kardeşlerim, değerli hanımefendiler, bu Anadolu topraklarına geldiğimizden bu yana milletimizin devlet geleneğinde iki önemli vasfı vardır. Bu vasıf sadece devlet aygıtının sahip olduğu bir özellik olmanın ötesinde milletçe sahiplenilmiş bir hayat prensibi şeklindedir. Bunlardan bir tanesi Sultan Alparslan'ın Anadolu'ya girmesiyle birlikte başlayan yeni sayfamızda, yeni safhamızda bu özelliklerden birisi ilahi kelimetullah davasıdır. Yani bu milletin özünde Allah'ın sözünü, Allah'ın davasını en yüce noktaya çıkarmak için mücadele etmek, mücahede etmek, savaş meydanlarını, cenk meydanlarını doldurmak fikri vardır. Anadolu'ya geldikten sonra onun içindir ki ecdadımız burada durmamış, hep daha ileriye giderek, hep cenk meydanlarında bulunmayı devletin bekasının bir şartı olarak görmüştür. Diyebiliriz ki tarihimizin bütün altın sayfalarını oluşturan insanların yazdığı o destanların arkasındaki temel husus ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diyerek ileriye atılabilme becerisinin bu milletin genetiğine yansımış olmasıdır. Yani bu milletin hamurunda ilahi kelimetullah davası vardır. Allah'ın sözünü en ileriye taşıyabilmek için vatanını, milletini, bayrağını, inancının, mukaddesatını, dinini koruyabilmek için gerekirse kendi canından vazgeçmek, gerekirse kendi kanını feda etmek vardır. Öyle olduğu için tarihimizde büyük tarihi destanları yazdık. Öyle olduğu için Birinci Cihan Harbi'nden sonra topu tüfeği kalmamış değil, kazması küreği dahi kalmamış olan bir milletten ya Allah diyerek ayağa kalktık ve bugünkü bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletimizi kurduk. Dolayısıyla her birimizin bu salonda bulunanların her birimizin dedelerimiz ya da büyük dedelerimizin hikayelerini dinlemişizdir. Birçok cephede savaşmış olan birçok cephede varlığını ortaya koymuş olan bu milletin gerçekten önemli özelliklerinden birisi budur. Cenk meydanlarını terk etmemek ve böylece milletimizin asil ruhunu dünyadaki diğer milletlere de yayabilecek bir mücade, mücahedenin içerisinde olmaktır. Dolayısıyla bu özelliğimizi bugün de taşıyan bir milletiz. İşte onun için şehit yakınları tabutun başında bile Vatan sağ olsun diyebiliyorsa onun arkasındaki esas şey o insanlarımızın milletimizin sahip olduğu ilahi kelimetullah davasıdır. İkinci temel özelliğimiz ise devleti ebed müddettir. Bu fikir sadece devlete güç veren bir fikir değil. Aynı zamanda milleti ciddi bir şekilde ayakta tutan ana direklerimizden, ana unsurlarımızdan birisidir. Bizim için devlet sürekli kıyamete kadar ebed müddet sürebilecek olan bir şeydir. Devlet de sadece bir yönetim erki değil, aynı zamanda milletle bütünleşmiş, devletle millet bütünleşmesi içerisinde milleti en güzel temsil eden bir üst yapıdır. Böyle olduğu içindir ki devleti ebed müddet fikriyle birlikte hareket eden bu millet aynı zamanda cihanda bir nizam kurma derdinin davasının içerisinde olmuştur. Bizim için dünyanın her tarafında insanların adaletle, hakkaniyetle, barışça, barış içerisinde ve insani bir şekilde yaşaması bizim devlet anlayışımızın önemli özelliklerindendir. Bu anlamda nizam alem ismini verdiğimiz bu aleme nizam verme ülküsü aynı zamanda bütün dünyaya sadece bizim milletimizin yaşadığı topraklarda değil bütün dünyada hakkı hakikati adaleti tesis etme anlayışının yansımasıdır. İşte bugün de baktığınız zaman hiç değişmiyor. Dün böyleydi, bugün de böyleydi. Dün Osmanlı'nın Hint seferleri var. Ta Hindistan'a kadar gitmiş. Emperyalistler dünyayı sömürürken gittikleri her yere zulüm götürmüşler. Oralarda ne varsa altındır, elmastır çalıp getirmişler. Bugünkü büyük teknolojilerini ortaya çıkarmışlar. Bizim ecdat ise dünyanın en uzak köşelerine adaleti götürmek için gitmiştir. Hakkaniyeti sağlamak için gitmiştir. Zulmü ortadan kaldırmak için gitmiştir. Aynı şey bugün de yaşanıyor. Bugün de nizam alem davasına sahip olan bir millet olarak Kudüs'teki meseleyle Gazze'deki meseleyle birebir ilgileniyoruz. Hiç şüphesiz söyleyebiliriz ki dünyada devlet ve millet olarak Gazze'deki insanların yaşamış olduğu bu tarihin gördüğü en büyük soykırım karşısında gösterdiğimiz tepkiler tesadüfi değildir. Allah'a hamdolsun bu milletin neredeyse tamamına yakını Gazze'de yaşanan insanlık dışı suçları telin etmek bunlara karşı dimdik ayakta durmak mana anlamında herkes ortak bir noktadadır, ortak bir anlayıştadır. Bize dünyanın ta öte tarafında yaşanan haksızlıklardan, zulümlüklerde, zulümlere karşı durmak noktasında da bizim gerçekten ilgi alanımızdadır ve bu anlamda milletimiz yaşanan bütün zulümlere karşı hassas bir şekilde fikrini ortaya koymaktadır. Devlet olarak da Gazze'nin bu katliama başlanan, başlandığı ilk günden itibaren devlet olarak, millet olarak, sivil kuruluşlarımız olarak milletimizin tamamı elindeki bütün gücüyle Gazze'nin masum, mazlum halkının insanlarının yanında olmuştur. İşte bu bizim nizam alem anlayışımızın bir yansımasıdır. Dünyanın ta binlerce kilometre ötesindeki bir topluluğa zulmedilirse, haksızlık yapılırsa, Bundan biz de mesulüz. Bundan mutlaka bizim de bunu durdurmak için mücadele etmemiz lazım. Onun için ecdadımız nasıl asırlardır dünyanın birçok yerinde yaşananlara seyirci kalmamış, sessiz kalmamış. Onlara karşı ne yapalım bu bizi ilgilendirmiyoruz diyerek yoluna devam etmemişse biz de bugün dünyada yaşanan hiçbir zulme karşı seyirci kalamayız. Ve nitekim millet olarak Gazze'deki bu yaşananlara da bu mübarek Ramazan gününde biz bu sofralarda rahat bir şekilde iftarımızı açarken içecek bir bardak suyu olmayan, yarım dilim ekmeği olmayan o fakir ve masum mazlum Gazze halkının başına bombaların yağdırıldığını biliyoruz. Ve bunu sadece dualarımıza Gazze'lileri alarak değil, millet olarak bundan sonra dünyada Adil ve hakkaniyetli bir dünya sistemi kurmak için mücadele ediyoruz ve inşallah sonuç alacağız. Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir dünyanın kurulduğunu inşallah hep beraber göreceğiz. Bunun için sözümüzü hiç sakınmadan en üst noktadan en alt noktaya kadar çabamızı hiç eksik etmeden devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim, inşallah bu Ramazan boyunca ettiğimiz dualar hürmetine en kısa sürede Gazze'deki masum ve mazlum insanlar huzura kavuşurlar ve bu zulüm sona erer. Ama ondan daha önemlisi ümit ediyoruz ve öyle olacağına inanıyoruz ki biz görmesek bile bu salonda genç olanların tamamının göreceğini biliyorum. Yakında Türkiye'nin öncülüğünde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Dünyada yeni bir sistemin kurulabilmesinin ayak sesleri zaten duyulmaktadır. Yeni bir Birleşmiş Milletler kurulacak. Dünyada hakkaniyeti, adaleti esas alan yeni bir siyasal sistem inşa edilecektir. Bundan hiç şüphemiz yoktur. Yine hiç şüphemiz yoktur ki 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan tam manasıyla egemen bir Filistin devleti kurulacak ve bu Filistin devletinin varlığı dünyada barışın, adaletin yeniden tesis edildiğinin en büyük göstergesi olacaktır. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Tarih boyunca dünyanın bütün alt üst oluşları, büyük oluşlarının neredeyse tamamı Orta Doğu coğrafyası merkezlidir. Dünyadaki büyük harpler, darpler, değişimler buradaki gelişmelere göre ortaya çıkmıştır. Dünya barışının kapısı Orta Doğu barışıdır. Orta Doğu barışının kapısı o kapıyı açan anahtar ise Filistin'in özgür olabilmesidir. Tarih bize bunu öğretiyor. Ne zaman Filistin'de hakkın, hukukun, adaletin gerçekten hakim olduğuna şahit olduysak dünyada da barış olmuştur. Örnek ecdadımız dört asır hatta dört asır aşkın bir süre bugün kan ve gözyaşının hükümran olduğu Filistin topraklarında egemen oldu. Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve farklı ırklardan insanlar hep bir arada yaşadılar. Bütün dinler, mezhepler, meşrepler farklılıklarını hiçbir şekilde ayrılık vesilesi olarak görmediler. Öyle ki insanlar ezan sesleriyle kilisenin çan seslerini ya da ağlama duvarının dibinde dua eden Yahudilerin yakarışları birbirine karıştı. Kimse bir diğerine ne yapıyorsun diyerek gırtlağına sarılmadı. Öyle oldu ama bunu sağlayan bir yönetimin de özelliği vardı. Bu yönetim insanların hepsini eşit insanlar olarak görüyordu. Hiçbir insanı bir diğerinden ayrı görmüyordu. Hatta öyle ki bunu yabancılar hele bugünlerde yabancı muadillerimize çok anlatıyoruz. Osmanlı'nın en yüksek dönemde, yükseliş döneminde Hayfa kapısının üzerinde Kanuni zamanında yaptırılan bir giriş kapısı o kapının üstünde la ilahe illallah İbrahim Halilullah yazıyor. Yani biz bir Müslüman milletiz ve burayı yönetiyoruz. Ama bu yönettiğimiz bölgede Müslümanlar olduğu gibi Hristiyanlar ve Museviler de olduğu için eğer biz oraya la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazarsak onlar alınırlar, gücenirler diye. Şu inceliğe bakar mısınız? Kapının üstüne La ilahe illallah yani Allah'tan başka Allah yok, ilah yoktur ve İbrahim Allah'ın sevgilisi, Allah'ın e, kulu ve elçisidir. İbrahim Halilullah, Allah'ın dostudur. Böylece İbrahim'i dinler dediğimiz Hristiyanların ve Musevilerin de aynı şekilde bu kapsamı alındığı bir büyük kapsayıcı fikre sahip olursanız barışı sağlarsınız. Ama ben üstünüm. Karşımdaki Müslüman ya da Hristiyansa bu da insan değildir. Adam diyor ya insansı varlıklar diyor. Onları insan olarak bile görmüyor. Bu ne kindir? Böyle bir düşünceye sahip olan tabii ki o ki ne olur? Küvezde çırpına çırpına ölen bebekleri gördünüz. Onları zevkle seyrediyor, keyifle seyrediyor. Yetmiyor, Gazze'nin sokaklarında kendi başına dolaşan, affedersiniz, iki üç tane koyunu görüp, nişan alıp onu da vuruyor. Ama aynı kafa karşısında savaşan güçlü birilerini gördüğü zaman da gerisin gerisi kaçarak gidiyor. Değerli kardeşlerim, yeryüzünün kurtuluşunu sağlamak, inşallah hep beraber milletçe, çabalarımızla, gayretlerimizle ve bütün dünyadaki mazlumlardan yala olan dini, mezhebi, meşrebi, ırkı ne olursa olsun insanlık onurunu taşıyan herkesle işbirliği yaparak büyük bir sesi ortaya çıkarmakla mümkündür. Ve şunu da söylemek gerekir ki artık dünyada bir insanlık cephesi kurulmuştur. Dünyanın birçok yerinde hükümetleri İsrail'in yanında durmak için can atsalar da yüz binlerce, milyonlarca insan sokağa çıkıyor ve bu zulme dur demek için seslerini olabildiğince yüksekten çıkarıyorlar. Bizim milletimize yeryüzünde nizamı yeniden tesis etmek düşer. Bütün bunları bunun için söyledim. Nizamı yeniden tesis etmek düşer. Biz kurulan oyunun oyunu basitçe oynayan bir oyuncusu değil, yeni oyunlar kurabilen ve bu kabiliyete sahip olan bir milletiz. İnşallah insanlığın yaşadığı bu zulümlerden, haksızlıklardan kurtulabilmesi için bir olarak, beraber olarak, hep birlikte yeni bir dünyanın kurulması için hakkaniyeti, adaleti esas alan milletimizin özellikleriyle yolumuza devam edeceğiz. Ben bir kere daha bu sofraları şereflendirdiğiniz için milletimizin milli iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin burası tören salonu. Bu tören salonunda bizlerle birlikte bu sofrayı şenlendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aranızda yakınlarını kaybetmiş, nice acıları yaşamış, acıları hala yaşayan insanlar olarak sizlerle birlikte olmak bizim için de en azından acınızı bir nebze de olsa hafifletebilmek için önemliydi. Ama şunu da söyleyeyim. Hoca Efendi okuduğu ayet-i kerimede iftardan önce وَلَا تَحْسَبَنَّ ayetini okudu. okudu. Yani sakın ha Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, ve Rableri katında bizim anlayamadığımız bir şekilde rızıklandırılıyorlar. Kaybettiğiniz ailenizin fertleri, eşleriniz, çocuklarınız, kardeşleriniz, evlatlarınız, inanın ki şehitlerimizin ruhaniyetinin bu salonda olduğundan adım kadar eminim. Her ne kadar onları görmüyorsak da, onların bizi gördüğünü, bizim buradaki bu iyi niyetli birlikteliğimizden memnun olduğunu da hissediyor gibiyiz. Dolayısıyla bu millet bu özelliklerini, bu inancını, bu dağ gibi duran milli kimliğine sahip olduğu sürece Allah'ın izniyle bu millete kimse bir zarar veremez. Bir asıl evvel 72 millet nasıl bir araya geldiyse bugün de değil 72-73 millet bir araya gelsin bu milletin karşısında hiçbir şey yapamaz. Yeter ki biz bu şuurla, bu birlik ve beraberlik duygusuyla yolumuza devam edelim. Allah Şehitlerimize rahmet eylesin. Şehitlerimizin ailelerine sabır versin. Bu millete her türlü güçlüklerden, her türlü zorluklardan kurtulma ve dünyanın en güçlü milletlerinden birisi olmayı yeniden nasip etsin diyorum. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Gelmekte olan bayramlarınızı tebrik ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.